Herkese merhaba. Yumurta Dünyası'ndan Serkan ben. Şu an Kırklareli Lüleburgaz Akçaköy'ündeyiz. Yanımda Mehmetcan var. Genç bir kardeşim. Mehmetcan, seni tanıyalım. Merhaba abi, hoş geldiniz. Ben Mehmetcan Kasatura. Seni zaten yıllardır mahalleden tanıyoruz abi. Evet. Seni gördük, izliyoruz, takip ediyoruz. Biz de dedik, bize de bir çadır kur. Biz de başlayalım bu işe. Çadırdan önce sen farklı bir şey daha yapıyorsun Tabii burada. biz... Onu da anlatırsan, yaşın kaç? Ne, mesleğin ne? Bunlarla ilgili bir bilgi ver. Ondan sonra ben detaya gireceğim. 26 yaşındayım. Sakarya Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okudum. Bir iki sene falan çalıştım piyasada. Ondan sonra böyle bir iş yapalım dedim. Hayvancılığa başladın. Tabii. Genç bir girişimci Mehmetcan. Şu an normalde kurbanlık bakıyorsun. Evet, kurbanlık Besiye bakıyoruz. bakıyorsun. Yakında herhalde sütçülüğe de başlayacaksın. Evet. Yanında da tavukçuluk yapmak istedim. Evet. O yüzden şimdi şey yapalım. İlk önce bir besi danalarını bir görelim. Besi tanıtalım. Evet, bir çiftliğini görelim ama bu çiftliği sen daha yeni aldın bildiğim kadarıyla. Evet, bir sene oldu işte. Daha ama düzenlemesini daha net yapamadın herhalde. Tabii yavaş yavaş ağırdan gidiyoruz. Öyle bir besi olarak başladık işe. Evet. Bir kurban yaptık. Şimdi bu ikinci kurbanımız olacak. Kurbana kadar giderse hayvanlar. Evet. Gitmezse keseceğiz, yenisini alacağız. Bakalım. Kaç tane var büyükbaş? 40 tane büyükbaş var. Bir 3 düve var. 37 dana var. İşte 26 tane bağlı hayvan var. Bunlar kurbanı olacak. İşte giderseler kurbana kadar, kilo alımları devam ederse olacak. Ama kurbana kadar gitmezse kesilecekler. Peki Bakalım. şey, yani şimdi benim pek uzmanlık alanıma girmiyor. Ben tavuk genelde ama ilk defa bir besi çiftliğinde tavuk çiftliği kurduk. Hem de bir yandan besicilikle ilgili bir şeyler sormak istiyorum Tabii. izleyen arkadaşlara. Şimdi piyasada et fiyatları ne durumda? Piyasada et fiyatları şu an kurban zamanı 400 liraydı. Şu an buralarda 350 liraya falan kesiyorlar hayvanları. Yani piyasa düşük. Alınan besi danaların fiyatı düşmüyor. Çünkü talep fazla, hayvan yok. Yurt dışından ithal geliyor zaten. Evet. Ama bu büyüyen danalar ucuza kesiliyor. Çünkü karkas da geliyor. Bu taraftakiler şeyden. Bunlar Hamsa pazarından toplama danalar. Bu sağ taraftakiler çiftliklerden alınan hoştenler. Buzağdan alınma. Bir aylıkken alındı bunlar. İşte bunlarda bir deney yapıyoruz. Yani hoştenle bu iş olur mu deneyini deniyoruz aslında. Orada 14 aylık hoştenlerimiz var. 500 kilo falan. Fena değil ama bir simentel, retırk hayvanlar kadar da iyi değiller. Anladım. Sen araştırıyorsun sürekli herhalde, değil mi? Tabii araştırıyoruz, bir şeyler deniyoruz. Yani bir olur yolunu arıyoruz ama bu besicilikte tam bir olur yolu bulamadık. Kurban işi bir tek yapılabilir gibi duruyor. Anladım. Bana kafayı taktı. Evet, bu biraz arsız bir dana. Şimdi çiftlik kaç dönüm? Burası 21 dönüm. 4 dönümü arsa, kalanı tarla. Geçelim yavaş Tabii yavaş diğer yavaş tarafa. yavaş geçelim. Burada tarlaya bir şey ekiyor musun? Arka taraf tarla. Evet, tarlaya bu sene buğday ektik. Nasıl, verim nasıldı? Verimler iyi. Geç ekmemize rağmen yine de 7-8 ton aldık. 21 dönümden mi? Yok, 15 dönümden falan. İyi, maşallah. Bayağı geç ektik. Yani insanların buğdayları çıkmıştı neredeyse. Biz öyle ektik. Yine Biraz de aldık bir inşallah. şeyler. Bu tarafta sağmalık yapacaksın. Evet, burada bizim sağmal kısmımız olacak. Şu karşı taraf zaten Tamam, oraya geçeceğiz. sağmalhane var. Evet, oraya da geçeceğiz. Burası ambarın. Evet, burası ambarımız. Beşli karaşım otlarımız var, samanlarımız var, ayçiçeği küspemiz var. Bunları hep düve alacağız onlara hazırlık olarak. Peki tek yapıyorsun galiba bu işi. Tabii dedemle beraber iki kişi burada yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Peki yetişebiliyor musun? Şimdi bu danalar çok zor değil. Bunlara yetişebiliyoruz ama sağmal hayvan olursa bir eleman alacağız yani. Hadi hayırlısı olsun. Şu karşı tarafı da herhalde. Buraya da burada bir projemiz var. Bu yerli kırması düvelerden Angus melezlemesi, et hayvanı melezlemesi yapacağız. Burada bir 30 tane falan düve bakacağız. Yavaş yavaş organik büyüyecek. Bu piyasanın en ucuz hayvanlarından kaliteli yavru almaya çalışacağız. Bunları yavaş yavaş. Bir deneme bu. Bunu nereden kanaat getirdin? Bunu yapanlar var. 2 yıldır takip ettiğim bir abi var. Rahmi Konkur diye. Bu işi yaptı, başarılı da oldu.
Şu an dönere de girdi. Gayet de mutlu. Onu takip ediyorum. Onunla konuştum işte. Şu an onu örnek alıp başka yapanlar da var bu melezleme çalışmalarını. Adam şey üretiyor. Yurt dışından gelen ithal angusları üretiyor ülkemizde. Hem de ucuz üretiyor. Yani yurt dışı parasına hayvan üretiyor. Biz de bunu deneyeceğiz. Yani yerli sermaye ülkemize kalıyor diyorsun. Evet. Biraz öyle olacak. Evet, başarabilirsek. Başarabilirsek evet. Buralarda, bu çevrede bayağı bir hayvancılık var galiba değil Tabii, mi? Tabii buralarda büyük sermaye hayvancılıklar var işte. Şurada 3000 başlık var. Şurada Bestar çiftliği var. Orada 1000 baş var. Şurada Oben çiftliği. Orada 600 baş. Böyle süt işi büyük sermayelerle yapılıyor. Küçük çaplı köyde bir ben varım herhalde. Başka da hayvan bakan pek yok. Yani genç çiftçi. Ya genç çiftçiden yaşlısı da yok. Kimse hayvan bakmıyor. Bakmıyor diyorsun ha. Evet. Çiftçiler evet. Bile burayı ekiyorlar. Sonra Lüleburgaz'a gidiyorlar. Kışın orada oturuyorlar. Evet. Evet bu da benim dedem. Dedem olmasa hiçbir şey yapamam. Evet. Geçelim yan tarafa. Köpekler de var burada bayağı bir. Evet bir 3 tane köpek var. Bir tane de dışarıdan attılar. Palimiz var. O da yeni yavruladı şunların arkasında. Kümesi buraya aldık. Evet burası biraz daha ölü alan, rüzgar almıyor diye kuytuyu aldık. Alan bu, çok ama nereye koyacağımızı bulamadık. Yeni yapacağı yer burası. Burası herhalde yemlikler. Böyle bir şey düşündünüz. Evet şu an burası hazır. Sadece şu suluğumuzu yapacağız. Bunu dedemle ikimiz yaptık. Belli oluyor zaten. Sen dedene çok takılıyorsun farkındayım ama deden olmasa hiçbir şey yapamayacaksın. Yok, onu da farkındayım yani. Dedem olmasa hayat geçmez burada diyorsun. Şimdi bu ağarın arka tarafı. Evet. Şöyle göstereyim. Sıyırcılar var orada herhalde. Sıyırcılar var. Sene içinde gübreler buraya birikiyor. Bir senede dolduğu zaman kamyonla alıp tarlaya çektiriyoruz. Tarlaya çektiriyorsun onu. Evet. Evet, kümese girelim. Haydi bakalım, bismillah. Şimdi normalde şöyle söyleyeyim. Biz senin ağara girdik. Evet. Ağrı aynı ayakkabıyla girdik. Geldik şimdi kümesin ağzına. Bu yapılmaması gereken bir şey. Evet. Onu söyleyeyim. Biz sadece şu an kümesin içine girmeyeceğiz. Kümesin ağzında konuşalım. Bir kümesi çekebilir miyiz? Şöyle bir göstereyim. Evet. Nick Brown bunlar. Evet. Nick Brown'larımız hayırlı olsun. Keyifleri yerinde Mehmetcan. Evet hayvanların keyfi yerinde, eksiklerimiz var. Solluk evet. Yapacağız, tünek yapacağız. Yemlikleri ortaya çekeceğiz. Evet daha yemlikleri, çok... ben evet. Bunlar geleli 3 gün oldu daha. 3 evet. Gün olduğu için evet gördüğün gibi keyifleri yerinde. Çadırın da hayırlı olsun. Yalnız gündüz şeyi söndürebilirsin ışığı. Evet, çünkü dışarının aydınlığı yetiyor. Bunu boşuna yakmana gerek söndürün. Yok. O ışıkları söndür. Evet, bu aydınlık yetiyor. Yani boşuna ışığını yakmana gerek yok. Hayırlı olsun. Çadırın da hayırlı olsun. Tavuğun da hayırlı olsun. Sağ olun abi. Teşekkür ederiz. Tavuklar için ne diyorsun Mehmetcan? Şöyle seni çekeyim. Ya bu tavuk işi biraz sıkıntılı bir iş. O yüzden senin varlığın sayesinde girdik. Yoksa pek gireceğim bir iş değil yani. Paramla rezil olmak da istemedim açıkçası. Saçma sapan. Geçen sene bir 50 tavuk aldım. Adamlar telefonları kapattı falan. Bir aylık bilinçlere yolladılar. Hayvanların yarısı öldü falan. Öyle senin işlere girmek istemedik. Senin orada küçük bir kümesin vardı. Az önce baktık. Evet. Evet. Geçen sene öyle bir tecrübe yaşadın. Tabii. Tavuk işi de dolandırıcı. Mehmetcan'ı şöyle. Mehmetcan ben küçüklüğünü de biliyorum. Mehmetcan'la biz bir seneden beri görüşüyoruz. Yapalım mı? Nasıl yapalım? Dedim ilk önce çiftliği yeni almışlardı bir sene önce. Bir çiftliği oturtur ondan sonra yapalım dedi. Bugüne nasip oldu. Tünek yapacağız. Tünekler bu yemlikler değişmesi lazım biliyorsun. Evet. Yani değişmesinde kastım yeri değişmesi lazım.
Köşelere bidonlar koyduk yığılmalar olmasın diye. Yaklaşık bir hafta içerisinde onları da kaldırırız, alışırlar. Hayvanların maşallah var, sıkıntısı yok, çok güzel. Allah nazardan saklasın. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı Mehmetcan? Yani tavsiye etmek istediğin bir şeyler var mı? Sen çünkü bir yandan büyükbaş yapıyorsun, bir yandan tavuğa geçtin. Tavsiye etmek istediğin bir şey var mı? Büyükbaş besisi biraz yorduğu için cebi, yani tavuk bir gelir olsun dedik. Sütçülüğe de çünkü şimdi giremeyeceğiz direkt. Bir dahaki senenin sonunda anca girebileceğiz. Hı hı. Ya tavuk da bir gelir olsun. Zaten İstanbul'a satmayı düşünüyoruz. İstanbul'a haftada bir kere gidiyorum. Kaç kilometre İstanbul'a buradan? İstanbul'a buradan kaç kilometre? 180 var mı? O kadar olmayabilir. Çünkü ben bir saatte evime gidebiliyorum İstanbul'a. Beylikdüzü'nde oturuyorum. Beylikdüzü'ne bir saatte gidiyorum. O zaman bir saatte gidiyorsan 140-160 kilometre evet. Civarında yani. Evet. Hayvanlardan memnunum. Hayvanlar güzel geldi. Hani Serkan abi her konuda danışmanlık yapıyor zaten. Dışarıdan bir danışman. Gruba da ekledik de. Zaten seni. Gruptan tabii. Da şey yapabilirsin. Yardımcı oluyor arkadaşlar. Yani tavuk al, Serkan abinin çalıştığı yerde veterinerleri falan var. Aynen, yani veterinerimiz de destek oluyor zaten. Yani veterinerimizde yaklaşık 800 bin tane hayvanı var. Dolayısıyla her konuda yardımcı oluyor yani, sıkıntı yok. Şöyle bir dışarıdan bir gösterelim. Evet. Fazla içeriye giremiyoruz. Buraya bir dezenfektan yapmamız lazım. Evet, işte Serkan dediğim söyledi. Söylediğim gibi yaparsan. Burasını gübre alanı yapıyorsun herhalde. Tabii o danaların gübreleri böyle biriktiriyoruz. Ondan sonra... Bu arada çadırın özelliğini söyler misin bana? Çadır makaslı sistem. 7-10. 7-10. Taş yünü müydü İz Hocam? İz Hocam evet. Taş, İz Hocam'la. 4 katmandan oluşuyor senin çadırın. Antibakteriyeldi sanırım. Evet. Antibakteriyel branda kullanıyoruz. 4 katman olarak istedin. Arkaya kapıyı istemedik. Bunun sebebi ise biz hayvanları yan tarafa salacağız ve şu an hayvanlar çıkıyor. Sen evet. Kapıyı kapat Mehmetcan. Çıkmasınlar. Evet. Biraz inat ediyorlar. Ben burada burayı göstereyim Mehmetcan. Bu alan temizlenecek. Bu alana salım alanı olacak. Salım alanı burası değil mi? Doğru evet. Söylüyorum. Temizlenip burası. Burası biraz... taşlar falan temizlenip. Evet. Burayı bir tel çevireceksin. Buradan salacaksın. Arka tarafa geçmeyecek. Dolayısıyla gübreye de bulaşmayacak. Alanımız böyle arkadaşlar. Mehmetcan bir şey söylemek ister misin son olarak? Teşekkür ederiz abim. Her türlü yardımcı olduğun için. Videomuzu da çektin. Teşekkür ederiz. Rica ederiz canım. Video çekmek bizim işimiz. Onda sıkıntı yok. Önemli olan tüy kadar yumurta alman. İnşallah. Tüy kadar yumurta alırsın. Peki son olarak bir şey daha ben söyleyeceğim. Ona sormayı unuttum. Yumurta pazarın var mı? Benim mevcutta bir yumurta pazarım var. Burada ufaktan satıyorum. Yetişmiyor diye zaten biz bunu. İnsanlar kızıyor artık. Hani bana getirmedin diyor. İki hafta yumurta götürmediğimiz oluyor falan kızıyorlar. Şimdi dedik bakalım şimdi. Sen dedik. Aslında 1000 tane istedin de ben 500'le başla. Dedim ama inşallah yine kavga etmezsin. 1000 tane gözüm kesiyordu bakalım. Yani satarız diyordum çünkü en ucuz şey yumurta protein de kaynağı olarak. İnsanlar yumurta da yemeyecekse ne yiyecek? Aynen öyle. Hayırlısı olsun. O zaman şöyle yapalım. Bir kameraya beraber çıkalım. Evet sana tekrardan hayırlı olsun kardeşim. Sağ olun, Allah utandırmasın. Amin. Arkadaşlar... Videomuzun sonuna geldik. Videoya like atıp yorum yaparsanız seviniriz. Bizi takip etmeye devam edin. Genç kardeşime de başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Ama birazcık şu kireyi vermen lazım. Vereceğiz abi. Çalışacağız orada şimdi, veriyorsun. İyi, tamamdır. Allah'a emanet olun. Sevgiyle, saygıyla kalın. İyi günler. İyi günler.